Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, DAX'daki bize skalar değer döndüren fonksiyonları iki gruba ayıracak olsak, bir gruba editif toplanabilir, diğer gruba non-editif toplanamayan fonksiyonlar demek mümkün. Neyi kastediyorum? Daha önce yazdığım satışlar ve müşteri sayısını gösteren metrikler matriste kategorilerle birlikte listelenmiş. Şimdi satışlar doğası itibariyle toplayarak gidebileceğimiz bir metrik. Hangi kategoriden ne kadar satış yaptıysak, total satırında da kategori satışlarının toplamını görüyoruz. Dolayısıyla toplam alarak, toplayarak gidebileceğimiz, toplayarak ilerleyebileceğimiz bir fonksiyon. Ama distinct count öyle değil. Distinct count doğası itibariyle toplayarak gidebileceğimiz bir fonksiyon tipi değil. Non-editif, toplanamayan fonksiyonlardan. Neyi kastediyorum? Eğer ben Halil Gün görmüş olarak Teknosa'da bilgisayarlardan aldıysam beni burada bir sayar kategori seviyesinde. Eğer cep telefonu aldıysam orada da bir sayar. Ama totalde iki demez bana. Gene bir der. Çünkü ben tek kişiyim. non editif toplanamayan fonksiyonların doğasında böyle bir durum var. Buradaki müşteri sayısı metriğinde kategori bazında gözüken rakamların toplamı da 4064'ten daha fazla. Eğer bir kişi birden fazla kategoriyi aldıysa kategori seviyesinde bir gözüküyor ama toplam satırında gene bir gözüküyor. Toplam satırı bir özet satırıdır. Toplam, total jargonu yanlıştır demiştik. Eğer böyle matrisler oluşturmak istediğinizde buradaki total label'ını etiketini değiştirmek isterseniz buradaki opsiyonları kullanabilirsiniz. Buradaki fırça tabına geliyorum. Row subtotals buradaki subtotal label'ını özet satırı diye değiştirelim. Şimdi bazen böyle durumlarda doğası gereği toplanamayan bir metrik olsa bile, bir fonksiyon olsa bile dip toplamda aritmetik toplamı görmek isteriz. Şimdi bu örnekte bunu nasıl yapabileceğimizi görelim. Şimdi matrisin neresinde olduğumuzu yakalamamız lazım. Satırda mıyız yoksa özet satırında mıyız? Bunu bulmamız lazım. Daha önce rank eksi sıralamayı yaparken has one value diye bir yardımcı fonksiyondan yardım almıştık. Onu bir kullanalım. Yeni bir metrik. Neredeyiz? As one value kategoriler kategori kategori listesinde tek bir değer mi var? Matrisi düşürelim. Kategori seviyesinde true döndürüyor. Özet satırında false döndürüyor. Şunu biraz daha düzgün gözükür hale getirelim. Bir if kalıbıyla yazalım. If has one value kategoriler satırdayız diyelim. Değilse özet satırındayız. Parantezimizi kapattık. Peki bir de her seviyede satırda ve özet satırında hangi kategorileri gördüğümüzü bir görelim. Yeni metrik ne görüyoruz diyelim. Daha önce selected value diye bir fonksiyondan bahsettik. Önce bunu bir deneyelim. Kategoriler, kategori bunu da düşürelim. Şimdi kategori seviyesinde güzel çalışıyor. Yani ne gördüğümüzü gösteriyor bize ama özet satırında göstermiyor. Selected value için tanımlarken demiştim ki verdiğimiz sütun değerinde sadece bir tane değer varsa bir sonuç döndürür. Birden fazla değer varsa ya da hiçbir değer yoksa blank döndürür demiştim. O yüzden burada blank döndürüyor. Peki selected value values ile değiştirelim. Values sütunda gördüğü değerlerin listesini tekil bir sütun olarak döndürüyor. Values diyelim. Şimdi burada enter'e basarsam hata verecek. Çünkü bakalım hata mesajına da. A table of multiple values was supplied. Şimdi satırlarda tek bir değer var. Problem yok ama total satırında, özet satırında birden fazla values değeri var. Bütün kategoriler var. Tek bir skalar değer döndüremiyor derdi bu. O yüzden bunu daha önce gördüğümüz concatenate x parantezine alacağım. Bu sütunda gördüğüm değerleri yani kategori isimlerini araya tire koyarak döndür. Şimdi doğru bir şekilde çalışıyor. Total satırında gördüğü listede satışı yapılan ve slicer'dan seçilmiş olan kategoriler var. Okey, biz özet satırında eğer her bir kategoriyi kaç kişi aldıysa onların aritmetik toplamını görmek istiyorsak yapmamız gereken şey satırdaysak başka bir işlem yapacağız. Özet satırındaysak başka bir işlem yapacağız. Şu neredeyiz formülünün bu kısmını kopyalayalım. Yeni bir metrik yazalım. Aritmetik toplam diyelim. Şunu da yapıştıralım. Eğer kategori seviyesindeysek listing count çalışıyor. Problem yok. Dolayısıyla müşteri sayısını çağırabiliriz. Ama değilsek yani özet satırındaysak buradaki her bir kategori değeri için bizim kategorinin satışlarını bulmamız lazım. Bulduğumuz rakamları da toplayıp getirmemiz lazım. Bilgisayarlar, cep telefonları, kitap, CD, ev aletleri her bir kategorinin satışını bul, toplamlarını al, getir. Dolayısıyla bir iterasyon yapmam lazım. Neyin üzerinde? Özet satırında gördüğümüz kategori listesi üzerinde. Yani values, values, kategoriler, kategori. Burada ne yapacağız? Values listesinde kategorilerin her birini görüyoruz. İterasyon yapıyoruz. Dışta sumx çalışıyor. Her birinin satışını bulup bulduğumuz rakamları toplamak için daha önce yazdığımız metreyi çağırabiliriz. Başına calculate et diyebiliriz, demeyebiliriz. Tercih size bırakıyorum. Her ne kadar öneri olarak calculate et yazın demiş olsam da tercih sizin. Müşteri sayısı metriğini tekrar çağıracağım. Şunun da ismini değiştirelim. Aritmetik toplam diyelim. Bunu da matrise düşürelim. Şimdi dip toplamla da matematik olarak doğru bir toplam alıyoruz. Şimdi şöyle devam edelim bu konuya. Şu sayfanın bir kopyasını alalım. Matrisi biraz sadeleştirelim. Sadece müşteri sayısı kalsın. Şimdi müşteri sayısının formülü neydi? Distinct count. Şimdi distinct count doğası gereği DAX'taki pahalı fonksiyonlardan bir tanesi. Pahalı demek performans anlamında negatif olmaya yakın bir fonksiyon demek. Bu SQL'de de böyle bildiğim kadarıyla. Şimdi distinct count diye bir fonksiyon olmasaydı biz bunu farklı şekillerde nasıl yazabilirdik? Şimdi DAX biraz alet edevat kutusu gibi. Bir problemi çözmek için kullanabileceğiniz birden fazla tool var, birden fazla araç var. Hangisini kullanarak yapabileceğiniz biraz tool'ları, araçları ne kadar iyi bildiğinizle, ilintili tecrübeyle ilintili, denemiş olmakla ilintili. Şimdi alternatif distinct count nasıl yazabiliriz? Şu ana kadar öğrendiğimiz fonksiyonlar üzerinden. Birkaç tane deneme yapalım. Alternatif, Alternative distinct count diyelim. Şimdi bize satışlar tablosundaki müşteri id listesi lazım. O listeyi döndürmemizi sağlayacak iki tane fonksiyon gördük şu ana kadar. Values ve distinct. İkisinin arasında ne fark var? Distinct eğer dönen listede blank varsa onu kale almaz, ciddiye almaz, saymaz. Ama values sayar values satışlar tablosundaki müşteri id tekil listeyi döndürdü. Dönen şey bir tablo. Dolayısıyla bu tabloyu count rows ile sayabiliriz. Matrise düşürelim. Distinct count ile aynı sonucu döndürüyor. Peki başka bir şekilde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bu tamamen DAX fonksiyonları ile ilgili tecrübemizden kaynaklanacak bir durum. Bunu comment alalım. Gene her halükarda bize bir tekil liste lazım. Bu sefer distinct fonksiyonunu kullanalım. Values'la aynı tek farkı bir tek blank'i distinct döndürmez eğer öyle bir kayıt verdiğimiz sütunda varsa. Gene satışlar müşteri ID tablo bu mu? Bu. Önümüzde satırları olan tek sütunluk bir tablo var. Bunu sumx parantezin alıyorum. Önüme bir tablo düştü mü? Evet. Bu tablodaki her bir satır için illaki bir aritmetik çarpma bölme işlemi yapmak zorunda değilim burada. Bir diyebilirim. Her bir satırın kenarına bir yaz. İterasyonu bitirdiğinde bulduğum birleri dolayısıyla satır sayısını döndür. Gene aynı rakam çıkacaktır. DAX tecrübenizi arttırırken size tavsiye edeceğim en önemli yöntemlerden bir tanesi şu. Buna benzer şekilde bir sorunun cevabını acaba bildiğim diğer fonksiyonlarla nasıl hesaplarım pratiğini yapmak inanılmaz kıymetli.